Bugün 27 Mart 2020. Tüm Türkiye'de, yani tam olarak dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler var. Sokaklara çıktık. Görüldüğü üzere sokaklarda tema, evde kal. Uyarıları dikkate alınıyor bu odakta. Evet, karşı tarafta Hamit Tekin Ortaokulu. Okullar tatil olduğu için tatili öğrenciler. Karşı tarafta park var. Böyle ilkbaharda dolu olması lazım ama biraz önce söylediğimiz gibi evde kala uyularak parklarda boş. Evet. Yine görüldüğü gibi parklar bomboş. Şöyle bakalım. Evet, gördüğümüz kavşak durağın ve Saraydüzü yol ayrımı burada. Evet, yasaklar kapsamında bulunan kahvehaneler görüldüğü üzere kapalı. Şöyle aşağı doğru gelelim. Evet, burada çorbacı var. Bakıyoruz. Evet, buranın da kapalı olduğunu görüyoruz. Yine burada kahvehane var. Bu saatlerde tıklım tıklım dolu olurdu. Ancak gördüğünüz üzere yine burası da kapalı.
Bu siz market sahibisiniz galiba. Şimdi burada kahvehaneler kapalı, lokantalar kapalı, kuaförler kapalı. Böyle bir önlemler doğru mu sizce? Önlem mi? Önlem olarak yani kahvehaneler kapanması. Tabii çok doğru. Çok doğru. Bir de 65 yaşı üzerindekilerin şu anda Boyabat'ta büyük bir insanlar uyuyor yani sokağa çıkma yasağına. Bu konuda ne diyorsunuz? Çok mantıklı. Peki alışverişlerde bir değişim oldu mu? Sokağa çıkma yasağı, yani düştü mü alışveriş satışlarınız? Alışveriş normal. Efendim? Pek fazla da düşmedi ama insanlar fazla alıyor yani. Stoklu alıyorlar. Stok yapmak istiyorlar. Temizlik maddesi, kolonya ve buna benzer şeylerde azalma oldu mu? Çoğalma var ama ürün bulmama tehlikesi var. Fiyatlar da büyükse yani şuradan bir ay önceki fiyatlarla şimdiki ya fiyatlarda bir artış var mı? Ace 1'lik Ace 4'lük Ace 11.5'a satarken şu anda 12.5'a falan biz neredeyse bulamıyoruz. Bulamıyorsun. Kolonya 8 liralık 7 liralık kolonya şu anda 20 lira civarında. Yani siz de alırken de pahalı alıyorsunuz. Yani biz şuna vazgeçtik. Malı bulabiliyorsak ne mutlu bize. Yani o konumdayız şu anda. Felaket tellallığı da yapmamak lazım. Anladım. Ha, millet ala ala bir yere kadar alacak yani. Nereyi dolduracak? Peki teşekkür ederiz. Hayırlı işler. İsterseniz bir önlemimize bakın. Nasıl önlemleri derken nasıl önlem aldınız? Şöyle bir şey aldık kendimize. Evet vatandaşımız buyurun siz de içeri şöyle geçer misiniz içeriye? Evet vatandaşımız market sahibi alışverişlerde müşterilerle yakın temas olmamak için naylon brandayla kapatmış. Sadece elini uzatıp işte parayı oradan alıyor. Evet belki de doğrusunu yapmış. Tedbir olarak. Şu anda bir şey yediğimiz için kırmızı kele şey ne o pancar. Evet. İyi geliyor dediler. Tedbir amaçlı eldivenleri onun için çıkarttı. Anladım. Peki hayırlı işler diliyoruz size. Tamam Mahmut Bey. Evet, koronavirüs salgınına karşı Boyabat ilçesinde kuaförler de birkaç gün önce kapandı. Şimdi kuaför arkadaşımızla görüşelim. Şimdi beyefendi, burada iş yeri sahibisiniz. Kuaförler de bu koronavirüs salgını dolayısıyla kapatıldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz bu uygulamayı? Uygulama çok iyi. Aslında ilk başta da kapanması gereken bir yerdi burası. Çünkü kişilerle temasımız çok yüksek. Devlet de destek verdi, kapattık. Lakin kapattık ama bizler yövmeyici adamlarız. Herhangi bir geliri olan adamlar değiliz. Devletin bize karşı nasıl bir tedbir alacak? Derdimiz o var. Biz zaten hani kapatma taraftarıydık. Çünkü hani biz burada yüzlerce kişiyle temas ediyorduk. Eve gidip ailemizle temas ediyorduk. Zaten korkuyorduk, kapattık, güzel oldu. Ama yine dediğim gibi hani devletin bize de bir el atması gerekiyor. Yani ben de evet benim anladığım kadarıyla şu bu hem kendi sağlığımız için hem de müşterilerin sağlığı için doğrudur diyorsun ama biz de diyorsun akşam evimize ekmek götüreceğiz. Ne yapacağız diyorsunuz. İşte, bunu söylüyorsunuz. Evet biz de yani görmeyelim onu. Biz ne yapacağız? Esnaf adamız. Herkesin kendine ait borcu var, harcı var. Çok güzel ama ne yapacağız? Evet. Artık bu tüm Türkiye'nin de olan bir uygulama olduğu için yetkililer artık ne düşünürlerse karar onlar vereceklerdir. Ben size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet burada Boyabat Simit Sarayı var. Burası da sahibi kendisi gelecek. Burada içeri bir bakalım. Görüldüğü üzere içeride sandalyeler, masalar bomboş. Kimse yasaklar dolayısıyla alınmıyor. Evet beyefendi. Şimdi sizin simit sarayına girdik. Baktık içerisi boş. Tabii ki bu koronavirüs dolayısıyla siz sadece paket servisi yapabiliyorsunuz. Müşteriler içeri girmiyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani hem kendi sağlığımız hem müşterilerin sağlığı açısından diyelim. Evet. İçeri girelim. Halk ne düşünüyorsa aynı şey. Hiç ilgili bir sözümüz yok. Gördüğümüz gibi. Sadece ben şunu diyorum.
Eve girin, eve girin. Tamam, eve girelim. Evde böyle 5 tane çocuk var. 2 de biz var, 7 kişi. 7 kişinin karnı kim doyacak? Çalışanın 5 tane çocuğu var. 2 de karı 7 kişi. Evet, 14. Bunlar en azından bir çözüm, bir çare. Kiracı, dükkan sahibi kira alacak. Elektrik geliyor. Sigorta geliyor. Bunlar da az çok yani büyüklerimizden bize faydalanmasını, fayda etmesini bekliyoruz yani. Yani bunun ha, bir bunun hastalığı bizim büyüklerimiz getirmedi bu hastalığı. Bu hale gelen bir hastalık. Evet, şimdi ha. Benim anladığım kadarıyla. İkinci yerinci. Evet. Şimdi buraya müşteri alamıyoruz. Tamam, sağlıklı için müşteriyi. Abi müşteri olmayınca bu iş olmuyor. Bu iş olmayınca benim iş olmuyor. Benim iş olmayınca kiracısından, hani dükkan sahibinden, elektriğinden, sigortasından gördüğünüz gibi her şey ortada. Yani tek bir çağrı büyüklerin bu işe bir atması. Yani ben diğer... Hastalığı için hiç yorumum yok. Bu hastalığı kimse eline yapmadı yani. Aynı şey biraz önce kuaför arkadaşımız da söyledi. Hastalığı evet, bu dedi. Bizim sağlığımız için de bu önlemin alınması gerekiyordu. Hem müşterilerin sağlığı için de bu önlemin alınması gerekiyordu. Ancak biz de evimize ekmek götürmek istiyoruz akşam dedi. Bak o da kapanmış. Onu diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bunu zaten sadece Boyabat'ın değil, tüm Türkiye'de olan bir uygulama olduğu için yetkililerimiz inşallah sizlerin de bu sıkıntılarınızı giderici, hafifletici, en azından kiranızdır, başka masraflardır bir önlem alınır inşallah diyoruz. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Teşekkürler. Alınan önlemler kapsamında ekmekler de naylon poşetlerde satılıyor. Çünkü insanlarımız tek tek ellerini sürerek olumsuz bir şey yaşanmaması için ekmekler de gördüğünüzde poşetlerde satılıyor. Beyefendi bu uygulamaya ne zaman geçtiniz bu ekmekler poşette? Zabıta ekiplerinin bize başvurduğu genelgeye getirdiklerinden itibaren yaklaşık 4-5 gündür bu şekilde ekmekler satıyoruz. Peki bunu müşterileriniz nasıl karşıladı? Çok güzel karşıladılar. Daha önce olması gereken bir şeydi zaten diye karşıladılar. Hatta içeri barikat da kurduk herkes elini sürmesin diyerekten. Müşterinin mümkün mertebe ellerini çıplak elle sürmeden hizmete sunuyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı işler. Evet, marketlerde yasa gereği bundan sonra 9-21 saatler arasında açık kalacağı talimatıyla bu yazıyı da buraya asmışlar. Evet, burası da Boyabat Alparslan Türkeş Parkı. Evet, masalar, sandalyeler kaldırılmış. Evet, burası da Cuma Pazarı. Beyefendi hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Kilo kilo satıyoruz. Kaç lira kilosu? Kilo kilo satıyoruz. Kabağın kilosu 2 lira. Hayırlı işler. Evet, hayırlı işler. Ne yap? Ürünlerini satabildiniz mi? Sağ ol abim, hoş geldin. Ürünlerimiz duruyor abi, hepsi duruyor. Neden? Bu kızına sokağa çıkamıyor ki. Her şey duruyor.
Neyse daha zaman var, inşallah satarsınız diyelim. İnşallah satarız. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyisiniz? İşler normal mi? Nasıl? Vallahi kötü. Efendim? Ya gördüğün gibi. Her şey duruyor. Bu neden sizce? Neden? Yani vatandaşlar bu koronavirüs dolayısıyla evde kaldı. İnsanlar bence bir şey alamıyor. Almayınca bizi satamıyoruz. Evet. Virüsten dolayı. Hayırlı işler. Sağ olasın. Sizden de öyle. Evet. Ürünler duruyor. Duruyor. Satamadınız mı? İnsan olmayınca yaşla çıkmıyor. Burada yaşlı yeri. Öyle mi diyorsunuz? Yani. Ben affetti ya. Evet, terelerin marullarda al beni diyor ama beni alan yok yani. Yatıştık ama. Hayırlı işler. Elma 2 liraya. Elma 2 liraya. 2,5'a. Elma 2 liraya. Koy, buradan. Ama sen var maskeleri çek. Ürünleri satabildiniz mi? Satıyoruz işte böyle. Hayırlı işler. Böyle yapıyoruz. Güneşli bir hava olmasına rağmen şöyle bakıyoruz. Oturaklar, salıncaklar, çocukların oyun bölümünde kimsecikler yok. Evet, herkes de bir korku ya da tedbir diyelim. Oturaklara bile oturmak istemiyorlar. Acaba bu oturağa biraz önce kim oturdu? Ben de oturursam acaba bir tehlike arz eder mi diye de insanlarımız da haklı olarak endişe oluyor. Bu endişeyi karşıdan tedbirli olmak için park ve bahçelerde gelip oturmamayı, evinde kalmayı tercih ediyor. Evet, burada dolaşırken ya hiç istemediğimiz, her zaman ki bu görüntüleri gösteriyoruz vatandaşlarımız yahut da kimse, burada oturanlar yedikleri içtiklerini buralara atmışlar. Hiç de hoş bir görüntü değil. Hiç de bize yakışmayan görüntüler. Beni de çek sen hafırın. Korona virüs var. Abi. Evet, burası Tayyaracı Nuri Bey Parkı. Yine görüldüğü üzere oturaklar boş. Sandalyeler, masalar yığılı. Hava güneşli ama oturma yerleri boş. Evet. İlçemizde bugün açılışı yapılan Özen Market'te faaliyete geçmiş.
Evet, Boyabat'ın köy pazarındayız. Evet delikanlı, çilekler nerenin? Buranın. Boyabat'ın ürünü. Evet. Nerenin? Darözün ürünü dediniz. Darözün, Boyabat'ın yerlisi sadece. O kadar biliyorum. Boyabat'ın yerlisi, Darözün köyünde. Evet. Evet. 10 lira efendim. Evet, kilosu 10 lira diyorsunuz. Koy pazarında almak isteyenler gelsin buraya. Tabii, aynen öyle. Afiyet olsun. Şu anda Boyabat 4 yol mevkindeyiz. Bu da benim torunum Mahmut Kerem Dursun. Bugün dedi, ben de geleyim dedi. Kendisi de yoruldu. Nasıl, beğendin mi Boyabat'ı? Güzel, beğendim. Yoruldun mu? Yoruldum ya. Evet, pekala. Orta çarşıyı gezelim, hızlıca gezelim ki çok yer gösterebilelim.
Ben Ahmet abi ya. Allah selamet versin. Evet. Burası Kasaplar Çarşısı'nın restore edilmiş hali. Buradan Orta Çarşı'ya devam. Evet, bu da Boyabat'ın tarihi evi. Evet, nasipse olur filminin de çekildiği fırın burası. Zaten üzerinde de görüldüğü üzere Nasip Ekmek Fırını olarak da adı filmden adını aldı. Evet, filmin o çekildiği fırın. Evet. Burası da Boyabat'ın tarihi Bakırcılar Çarşısı. Hızlıca gidiyoruz. Daha fazla yer, mekan, sokak gösterebilmek amacıyla. Evet, burada şu görünen Kaya Camii var. Restore edilen Kaya Camisi var ileride. Evet. Tarihi Orta Çarşı. Vatandaşlarımız. Evet, Orta Çarşı esnafı sohbet ediyorlar. Sağ ol abisin abi. Sinek avlıyoruz burada vatandaş şey olarak. Beyefendi, şimdi efendim? Orta Çarşı'dasınız. Bu siz, bu koronavirüs dolayısıyla evde kal şey var, önerisi, tavsiyesi. Evet. Sizin işlerinize olumlu, olumsuz? Çok olumsuz etkiledi. Neden? Çünkü yani, bizim bu mahallenin insanı yani %30'u, %40'ı şeydi, yaşlı kesimdi. Vatandaş gelip alışveriş yapamıyor. Çok müşterilerim var. Bir tanesi mesela Kayseri'sinde Hasan amca diye bir müşterim var. Adam yaşlı olduğu için 80 ama yaşında. Ama 155-153 aradığı zaman devletimiz de yani alışverişini ayağına kadar gidip onlara alışverişini yaptırabiliyor. Ama biz burada hani benim sürekli müşterimdi. Biz birey olarak biz buradan zarar görüyoruz. Bu hani, ya bu salgının da yani önlenmesi için bazı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Ama vatandaş da alıyor. O genellikle tedbir, gelmiyor yani. Yaşlı kısım hiç görmedim yani. Evet, o tedbir alınmadığı zaman da belki daha da kötü sonuçlar olacaktır. Doğru. Evet, siz esnaf da zarar görse de önce sağlık diyelim. Tabii tabii, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Buna da şükürler olsun. İyi günler dilerim.
Duyulduğu üzere belediyemizden de ilan var. Evet, burası. Halkımızın dikkatine. Yaşayan kültürel miras müzesi. Şöyle, evet. Tarihi yoğurt pazarı, halkımızın yoğurt pazarı olarak ifade ettiği yerdeyiz. Evet, bu da tarihi yoğurt pazarındaki çınar. Yine tadilatı yapılan Kemal Dede Camii'de inşaatı devam ediyor. Büyük bir kısmı zannederim yapılmış. Önümüzdeki zamanlarda da ibadete açılacaktır. Evet, buradan şöyle kalemize doğru da bakalım. Evet, burada Orta Çarşı'daki Eczane Caddesi olarak bildiğimiz yer. Evet, burası da tarihi kurumlarımızdan. Çeşme'de en az 100 yıllık tarihi olan bir çeşmedir. Burada PTT ve Türk Telekom ilk hizmet verdiği bina. Şu anda Köprübaşı mevkindeyiz. Boyabat Şehir Parkı yine koronavirüs önlemleri kapsamında masalar, sandalyeler kaldırılmış olup meydan boş bir şekilde. Merhaba hocam. Bu evet. Köprübaşı dediğimiz yerdeyiz. Yani köprü üzerindeyiz. Şöyle. Evet, Kolas çayı. Böyle. Kalemizde